Selamun aleyküm. Sorduğu derslerimiz başlığımızı. Bugün yine mürekkep çizmeli hoşçakalışı kuramız. Yani trim entity degen funksiyon ve extend entity degen funksiyonu kuramız. Yani yine ne degeni bu? Bir demek ki ölçülü çizmelerimizde demek ki mas demek elementler bo'ladigan bo'lsa, demek trim funksiyasi bilan demek shu kerak emas elementlarini demek o'chirib tashlash, ortiqcha demek elementlarni olib tashlash, o'chirib tashlash va extend ya'ni biror bir elementni keyingi elementgacha cho'zish demek xususiyatlarini, funksiyalarini ko'ramiz. Hop. Demek bu yerda tekislikda olamiz. Har doimgidek front plane misol uchun demek sketch kirib oldik va bizda trim entities mana bu yerda joylashgan. Bizda demak bu yerda hamma funksiyalarni ko'rib chiqdik. Smart dimension o'zi ko'rdik, ya'ni ketma-ketlikda ko'rish boshlaymiz bo'lgan demak funksiyalarni. Hop, trim entity yana bu yerda joylashgan. Buni ochsak bizda extend entity degan funksiyasi ham bor. Ikkalasi demak shu birga joylashgan va shuning uchun demak birga ko'rish boshlaymiz. Hop, birinchi navbatda demak ikkita element chiza olamiz. Misol uchun rectangle, misol demak trim entity'ni demak ko'rish uchun rectangle va mana ikkita rectangle chizib oldik. Hop. Close deyalog ketamiz va endi shundan demak kerak emas elementlarini olib tashlashni ko'raylik trim entity funksiyasidan foydalanib birinchi. Hop, trim entity funksiyasini ochsanglar bizda mana chap tomonda demak har xil opsiyalari bor. Demak trim funksiyasini, demak kesib tashlash funksiyasini ishlatishi, demak har xil funksiyalar bor. Mana power trim, corner, trim away inside, trim away outside, trim to close funksiyalari har xil funksiyalar bor. Demak ketma-ketlikda ko'rish boshlaydi. Masalan, demak power trim qanaqa holatda ishlatiladi va qanaqa ishlatiladi? Mana power trim tanladim. Va masalan mana shu ikkita to'rt burchakni ichki elementlarini demak olib tashlamoqchiman. Chizmalarni ichkisini olib tashlamoqchiman, ichki kesishgan joyini. Demak uning uchun misolda men sichqonchani olib kelaman. Demak sichqonchani chap tomonini bosib turgan holatda mana yurg'izish bossa menda chiziq ko'rsatyapti, mana seri rangda chiziq ko'rsatyapti va shu chizig'imni demak kesib tashlamoqchi bo'lgan demak chizig'imga olib kelaman. Masalan olib kelsam buni kesib o'tsa demak yani shu joyi olib tashladi. Shu joyi olib tashladi va eng yaqinigacha bo'lgan joyi olib tashladi va xuddi shunaqa demak o'zimga kerak emas joylarni mana olib tashlashim mumkin. Sichqonchani demak chap tomonini qo'yib yubormagan holatda yurg'izib mana xohlagan joyiga olib borsam demak o'zimga kerakli joylarni demak eng yaqinigacha bo'lgan joyi olib tashlaydi mana va sichqonchani qo'yib yuboraman mana menda bunaqa shakl hosil bo'ldi. Demak power to trimga ya'ni sichqonchani demak ushlab turgan holatda o'zimizga kerak elementlarni demak yurg'izgan holatda demak olib tashlashimiz mumkin. Demak close deyarli bu demak power to trim. Yana misol kelishimiz mumkin power to trimga misol demak yana anaqa yasalgan shaklimiz bo'ladigan bo'lsa olamiz. Horizontal va yana horizontal. Hop, shu shakldan demak to'rt burchak hosil qilmoqchi bo'lsak, demak trim entity ko'ramiz va tashqaridagilarni olib tashlamoqchi bo'lsak, power trimni tanlaymiz. Mana power trim tanlanib turibdi va sichqonchani yurg'izishni boshlaymiz. Mana qo'yibormasdan chap tomonni va kerak emas joylariga olib borsak, mana o'zi olib tashlaydi tashqaridagi elementlarni olib tashlaydi va bizda mana oxirgisini olgandagi sichqonchani qo'yib yuboramiz va o'zidan to'rt burchak hosil bo'lib qoldi. Demak power to trim demak shu holatlarda ishlatiladi. Hop, close deyalog chiqib ketamiz. Demak bu trim entity'den demak birinchi holatda ishlatilishi edi. Hop, keyingi holatni ko'ramiz. Demak bizda corner hosil qilish. Corner degani demak burchak burchak hosil qilish. Agar bizda misol uchun masalan ikkita element bo'ladigan bo'lsa, ikkita masalan liniya, vertikal liniya va misol hop, mana bu yerda gorizontal liniya. Hop, gorizontal o'tkazib qo'yaylik, ustiga bosamiz. Mana bu yerda gorizontal liniya. Hop, corner bu degani burchak degani. Misol uchun mana ikkita liniya bor va shu ikkita burchak ikkita elementdan biz burchak hosil qilmoqchimiz. Misol uchun demak trim entity kiramiz. Corner tanlaymiz, mana corner tanlandi va mana bitta element tanlaymiz. Element va ikkinchi element tanlasa ikkalasini demak tutashtirib, cho'zdirib demak
bizda ikkalasi bo'yicha burchak hosil qilib beradi. Yoki ikkinchi holatda qanaqa ishlatilishi mumkin? Demak, burchak hosil qilish bo'yicha misol uchun ikkita yana elementimiz bor. Chizig'imiz ikkalasini endi kesishgan holatda hosil qilamiz. Ikkalasi kesishgan holatda va shu holatda biza burchakli demak element hosil qilmoqchimiz. Demak, trimetriga kiramiz. Ko'rni tanlab turibdi va masalan tanlaymiz. Bu tomonni tanlaymiz va mana ortiqcha bu yoqdagi elementini demak o'chirib tashladi. Bu degani ikkita tanlanganimiz qoladi va ortiqchasi demak bizada o'chib ketadi. Demak tanlanganlarimizni saqlab qoladi. Tanlangan elementlarimiz masalan Ctrl Z qilingiz, ortga qaytinglar, buni teskari holatini ko'raylik. Trimmed test corner endi bu kichkina taraflarni tanlasak bilan yani ketma ketdi. Bu tarafi demak bizada saqlab qoladi. Demak bu burchak hosil qilish yoki kesib tashlab yoki cho'zdirish demak elementlarni bir biriga cho'zdirib demak burchak hosil qilish. Hop, kesib tashlayotganda demak tanlangan elementlarimiz bizada saqlanib qoladi. Tanlanmaganlari demak o'chib ketadi. Trim ya'ni o'chirib yuborish degani. Hop, keyingi holat demak trim away inside. Hop. Bu qanday holatlarda ishlatiladi? Hop, misol uchun qo'shimcha elementni chizib olaylik. Masalan, demak, vertikal chiziq. Hop, yana vertikal chiziq deylik. Bu yoqqa. Va bu bilan kesishadigan gorizontal chiziqni chizib olaylik. Misol uchun uchta deylik. Farqi yo'q. Ikkita yoki to'rtta tushsalar ham bo'ladi. Bu prosta tushunish uchun qanaqa holatda ishlatiladi. Shunaqa elementimiz bor, chizmamiz bor va endi trim entity kiramiz. Hop, trim away inside. Hop, trim demak bu kesib tashlash. Demak inside degani ichkari tarafdan, demak tashqari kesib tashlash degani. Bu qanaqa holatda ishlatiladi? Birinchi, demak ketma-ketlikni tanlash. Birinchi demak mana vertical chizig'imizni tanlaymiz. Ikkinchi vertikal chizig'imizni tanlaymiz. Ka chegaralar sifatida demak qabul qilib oladi. Demak sistema solid box va keyingi yana elementlarni tanlash boshlasak, o'sha gorizontal elementlarni tanlasa, o'zida ko'rsatadi, demak ichkarisini kesib tashlaydi mana. Shu chegaradan ichkarisini kesib tashlaydi va mana keyingisini ham tanlab boraversa va nechta bo'lsa ham tanlab boraversa, ichkarisini kesib tashlaydi. O'sha ikkita vertikal ichida joylashgan chizmalarni ichidagini kesib tashlaydi. Demak bu trim away inside, demak ichkaridagilarni kesib tashlash. Demak shu holatda bu ishlatiladi. Hop, Ctrl Z qilib orqaga qaytarsak bo'ladi yana. Chunki bu chizmamiz demak ikkinchi holatni ko'rish uchun bizga kerak. Yana trim entity kiramiz va keyingi holatda trim away outside. Bu demak xuddi shuni teskarisi. Masalan, demak mana buni chegara sifatida tanlab olsak, hop, chegara sifatida tanlab olsak ikkita vertikal chiziqqa va kengilarini tanlaganlarimizni masalan mana farqi ichkari yoki tashqarini tanlasak ham demak baribir bu hozir endi tashqarini o'chirib tashlaydi. Tashqarini o'chirib tashlaydi. Bunda nima muhim? Trim away inside and trim away outside muhim nomini demak chegara sifatida har doim ikkita element tanlaniladi va shu ikkitadan keyingi tanlanganlari demak qaysi bir turiga qarab turib demak o'chirib tashlanadi. Demak bu yerda tashqarisini o'chirib tashlash shu chegaradan demak tashqaridagilarni o'chirib tashlash demak outside ichkaridagilari demak bu yerda saqlanib qoladi. Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z qilaylik. Hop, keyin ham boshqa har xil holatlarda ham ko'rib ko'ringlar. Misol uchun yana trim away inside ga qaytdim. Demak ichkari tomoni va misol demak mana bilan masalan uni tanladim chegara sifatida va keyingi element tanlaydigan bo'lsam mana keyingi endi bunaqasiga endi hozir chegara sifatida ikkita gorizontal liniyani tanladim endi demak mana buni tanlaydigan bo'lsam ana ichkarisini olib tashlayapti va chegara sifatida ikkita tanladim uchta tanlanmadi shunga e'tibor berishingiz kerak. Hop, xuddi shunaqa Ctrl Z Ctrl Z outside bilan ham demak ko'rsanglar bo'ladi. Hop, keyingi turi bizada oxirgi turi trim to closes. Hop, o'zi umuman olganda trim funksiyasida ko'p ishlatiladigani ham shu funksiya hisoblaniladi. Qulay va oson hisoblaniladi. Ko'p demak proyektlarda demak ko'p ishlatiladi. Qolgan demak bu holatlari demak qaysidir spesifik holatlarda ishlatsanglar bo'ladi. Demak ko'p holatlarda demak trim to close demak ishlatganinglar ma'qulroq.
Bu kaçan işletiladı? Yani kanak kub vaziyetle işletiladı degen mesela en yakını geçip bugün çizmanı değil mi? Kesip değişiydi mesela değil mi? Yani o tarlanda trimpe kılıyoruz. Ve sonuçta opkisem ben hemen bir element kesmek istiyorsam ben şey elementte kengi element geçip bugün tutaşken tutaşken geçip bugün joy geçip opteşi yani ben hemen şimdi nokta geçip opteşi ne? Opteşi tarlası. Bunu yap kudu şuna kadar. Kengi element tutaşken geçip bugün joy opteşiydi ve bu dünyanın ne bileyim bir element geçip opteşiydi. Ne mesela bu element geç. Eğer bunu içkarsan tarlasam içkarsana opteşiydi. Çünkü bot falan bot da çekere var. Peki bu ne? Clauses en yakını geçiyor. Kengi element tutaş gün geçiyor bugün joy geçiyor ne? Optaş oladı ona işte akıllı. Demi en son yolu işte akıllı optaş sele oladı ve bunun içine hem optaş sele oladı. İşte akıllı demi mürekkep şekillerini hosil kısa oladı. Hop. Bu halette yine kanaka işletilişi mümkün. Misal için hop. Misal başka çeydi mi? Aile ne bilen demi misal getiradigan bu şey. Misal. Sala ana ailene tuttu. Aylanasını de aylana kalelik. Sol. Hop. Trim entity. Trim to close. Mesela bana opkisam aylananı fakat maşı çıkarı tomonu optaşıydı. Çünkü bu şey aşı tutaşın gücü bugünce optaşıydı. Kegi bunu olsa bana bir otomonu optaşıydı. Bu tutaşıyan joy gücü. Düşünakı bir oğlan değil mi? Yani bir oğlan aşı nakılı aşı nakı hosil kısayla bo'ladi. Demak, ko'p ishlatiladigan holatda ishlatiladi. Trim to close. Yaqinigacha kesib tashlash. Xo'p, yana misol keltiradigan bo'lsak, agar bizda misol uchun mana to'rt o'lchay bor. To'rt o'lchayimiz bor va misol, demak, arkamiz bor. Uchta nuqtali. Arkamiz bor. Xo'p, bunga demak, urinma beraylik. Misol uchun, demak, buni tanlaymiz. Control bos turgun talimiz demek tanjit koyamız. Bu da urunma borken. Hop endi trimge kiramız. Trim entity. Trim to close. Demek ona amca oyunu. Onunla bir şekilde. Demek hosil kısayı bulat. Demek bu yüzden de trim funksiyasıydı. Hop demek ama demek opsiyonlarını koyup çıktık. Kayıs halatlı kanak işletilişi. Ve umman olgenden demek 99 kayıs halatı. Demek trim to close falan faydalanganıyla demek yakışı. Kolay ve 10 son. Hop, çıkıp gitmemiz. String funksiyası kendi funksiyası extend entities. Extend degen çözüş degeni. Bunu değerli kurduk. Ama corner demeyi hasıl kılıç diyem kurduk. Yani iki de elementi çözüm demeyi birbiri de demeyi burçak hasıl kılıç kurduk. Lekin Allah'ı da uzun bilen işlesek hem burada extend entity bilen de hem işlesek burada. Mesela şu misalda da kurşunuz mümkün. Extend entity kaçan işletilir? Ben extend entity'yi tarladım. Ben de aktivasyon tuttu ve sonuçta not gelebilen bir element yapıyorsam bunu bana çöz verirdi. En yakını geçe bugün masofaki çözmeni bas koysa bana bunu geçe çöz verirdi. Peki bana bunu yapıyorsam tepe yapıyorsam değil mi? Tepe geçe çöz verirdi. En yakın element geçe pas yapıyorsam değil mi? Pas geçe bugün kana kadar element olsa şu fazla oda element olsa çöz verirdi. Misal değil mi? Bana ben bir element yapıyorsam bana bu domonge misal için ne? Ama element yok gülü kalıyor. Ama ben bir element yok isem. O zaman da entity demeyi extend entity aktif. Yani aktif. Lekin op isem bu da şıkanaka fazla oldu element bulma yani için bunu çözü bir almıyordu. Çünkü bu da şıkanaka element yok. Düşünün ki ben op isem bu da bunu çöz bir çünkü ben bu da element var çarptım ona da. En yakına geçe bu yani geçe. Demek o da avtomatik sisteme demeyi çöz ustarı bir adı. Eğer şıkanaka da fazla oldu element bulması bunu çözdürüp bir olmuyor. Kudu ona ben şahalatı yokuşa. Bu sol için bu iki kanak bir element istedik. Ama bir olma şekil. Salan. Yani aylana istedik. Hop. Extend. Endi hani çöz bir adı. Çünkü bu da bize de element var. Kaç masofada buluştan katli nazar. Salan uzak masofada buladım. Yakın buladım. En yakını geçer değil mi? Çöz bir adı değil mi? Bize de extend funksiyası. Bu halatla extend kaçan kub işletiladı. Uzun demeyi praktikamdan kip çıkartıyorum. Sol kurşturuyorum bu sam. Ne kadar küçükine elementle hasıl kodken bu seyle. Mesela element ve sol için yöki sol da mesela aile ne delik? Aile ne delikti?
Ve şu aylana bilen her şey elementi bağlamak için. Şimdi gerizantenli bağlamak için. Bırakılarda da bir mürekkep olup kalırlar. Şimdi o gelip ulaş. Şimdi bir içine batırdım akılamam. Bunda praktikada da kuramız. Mesela ben birinci gerizantal olanan. Bunu gerizantallığı anak. Çünkü bunu sarı kurs bir rotta olan sistemi. Bir tız olanan. Yani bundan çıkıp gitmem. Ve tekin kuyruk extend falan değil mi? Şunu çözüp koyamam. Bu da avtomatik hikmetli bolsa aklımını çöz beri düşündü bana doluk doğru ulanan düşündü çizmemiz anak ve doğru çıkardı demiş şu halatı bir kupro uzun demeyi tecrübe de demeyi praktikede şu halatı uzun işletme kulüp ekstendi entity'de kupro trim to closest işletme demeyi onu praktikede yani kuramız kayıt halatla da şu iki tür fonksiyonlarını işletmişler bunlar demeyi bize de murakkep demeyi çizmelerini hasıl kılıçta işte, kerelgen elementler soplanırlardı, fonksiyonlar soplanırlardı.